Herkese Didim'den selamlar, sevgiler, rüzgarlı, hafif yağışlı bir gün var. Sizlere gösterdiğim gibi, gördüğünüz gibi bugün dünle arasında sanki dağlar kadar bir fark var. Yine inşaatçılar falan çalışıyorlar ama tabii onlar içeride çalıştıkları için pek bu havadan fazla etkilenmiyorlar. Burada 17 derece falan bir hava sıcaklığı var. Rüzgarlı. Hakikaten rüzgar çarpar. Dün ne güzeldi hava. Hepiniz de gördünüz. Beraber gittik. Bisikletle gezdik. Bisikletimiz burada. Görüyorsunuz. Bisikletle gezdik. Dünkü videomdan nasıl, hoşlandınız mı? Beğendiniz mi? Onu önce bir sormak isterim. Sonra kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Sonra oturup bir sohbet yapalım bugün. Bugün de bir video yapmak istedim sizlere. Bakalım ne konuşuruz. Sohbet edelim sadece diyorum. Hadi gidelim oturalım biraz. Oturduk. Umarım rüzgar ve trafik sesi pek sizlere rahatsız etmiyordur. Mikrofonum rüzgar almaz umarım. Hep sorunum mikrofonum olmuştur. Çok fazla uzun video yapamayacağım. Hakikaten çok fazla oturunca burada insan üşüyecek. Rüzgar dahi çarpabilir. Deminki videomdan bahsetmiştim. Dünkü videomdan daha doğrusu. Nasıl, beğendiniz mi? Böyle videolar ister misiniz? Seyahatle ilgili videolar olduğu için bunlar, böyle videoları, doğayla ilgili veya şehirle ilgili videolar beğeniyor musunuz bilmiyorum. Arada bir böyle videolar yapmak istiyorum. Bugün aslında aklımda arkada gördüğünüz bisikletimle Altınkum sahiline gitmek vardı. Bisiklet turu yapmak vardı ama maalesef o mümkün olmayacak. Başka bir güne kalacak. Başka bir güne kaldı diyelim. Yarın tekrar Kuşadası'na gitmek zorundayım. Bakalım Kuşadası'nda, Söke'de, orada burada sizler için video çekmeye fırsatım olacak mı? Kendi özel işlerim olduğu için onun için söz veremiyorum. Özel işlerim bazen video yapmamı engel oluyor. Ben sizlere elbette düzenli olarak video yapmaya çalışıyorum. Bakın her türlü hava şartında video yapıyorum. Rüzgarlı, saçımız başımız birbirine dağıldı. Gerçi iki tane saç var ama birisi dağınık kalsın. Bırak dağınık kalsın berberde. Böyle bir fıkra vardır ya. O geldi aklıma. Kendimi görüyorum burada kameradan sizlerle konuşurken. Bırak dağınık kalsın demek geldi içimden. Dün Çağla Badem'i tattık. Çağla badem fena değildi ama öyle çok iyi bir çağla badem değildi arkadaşlar. Çok fazla tüylüydü. Hatta boğazıma bile dokundu diyebilirim. Yerken farkındaysanız dün. Ben videoyu bakarken bunu fark ettim. Gerçi dün de fark ettim elbette de. Sizle konuşmaktan o konuyu söylemeye fırsatım bile olmadı. Güzel yerler buralar, ülkemiz. Bugün yağar ama yarın hava güzel olacak. Yağış var bugün ama rüzgar da var. Ama yarın daha güzel bir hava olacağını en azından hava durumundan öğreniyoruz. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günüymüş. Mutlu yıllar dileriz. 70 yaşına basmış. Artık yeni, genç ama liyakatlı politikacılar görme zamanı geldi. Ben demiyorum ki genç politikacılar olarak kesinlikle İmamoğlu gibi kişilerden bahsetmiyorum. İmamoğlu gibi kişiler tatil yapmaya gelen, dedikleri gibi yarı zamanlı çalışan, kentini değil kendini düşünen insanlarla bu işler olmaz. Bakın iki şarkıyla hala daha oy alabileceğini düşünebiliyorlar bunlar. O kadar gerçekten geri kalmışlar ki politikada veya kafa olarak. Hakikaten kaç sene geriden geliyorlar.
farkındaysanız eskiden biliyorsunuz veya duymuşsunuzdur. Ben yaşadım Demirel. Demirel'in taktiği şuydu. Yiyordu da millet ama o ortam öyleydi, konjüktür öyleydi. Öyle olmasa daha iyi olurdu ama öyleydi. Demirel her gittiği yerde iki kelime veya bir cümle oranın, o yörenin şivesiyle bir şeyler söyledi mi, bir şey anlattı mı, o bırakın oyu, canını verecek duruma geliyordu insanlar. Karadeniz'e gidip Karadeniz şivesiyle konuşuyordu, Ege'ye gelip Ege şivesiyle konuşuyordu. Her tarafta kılıktan kılığa giriyordu. Gerçi zararlı şeyler değildi bunlar. Bunlar gönülleri fethetmek için yapılan şeylerdi ama bunların politikaları da öyleydi eskiden. Gidip başka yerde başka politika, oranın nabzına göre şerbet vermeye çalışıyorlardı. Bir önceki söylediklerinin tam tersini söyleyebiliyorlardı eskiden. Bu geçti. 20 yıldır AK Parti'de ben bunu çok fazla görmüyorum. Elbette hiç yok demiyorum ama muhalefet partileri takılı plak gibi, kırık plak gibi takıldılar kaldılar. Şöyle görüyorum, buradan geçiyor bu seçim minibüsleri, seçim araçları. Aynı taktikle oy alabileceklerini düşünüyorlar. İnsanları aptal yerine görüyorlar. Ben yola çıktığımda belediyenin nasıl çalıştığını veya iyi çalışıp çalışmadığını tahmin edebiliyorum. Eskiden bunlar böyle değildi. İnsanımız bunların, onlara hizmet yapmak için seçildiği zihniyeti pek hakim değildi. Onlar üst, bizler tebaaydık. Eski zihniyetten bahsediyorum. Biz Osmanlı'nın kulu zihniyeti devam ediyordu. Elbette sadece bu değildi. Saygımız, sevgimiz olduğu için onlar ne verirse ona razı da geliyorduk. Bakın, kaç yaşında bilmiyorum, çok yaşlı bir amcayla birkaç sene önce ben rast geldim. Kendi köyümde, benim köyüm hepiniz de biliyorsunuz, Adnan Menderes'in, rahmetli Adnan Menderes'in Kopç köyü sayılabilir. O civar, o civarın köyü ve çok kuvvetli Adnan Menderes de buralardan oy çıkardı onun zamanında. Hatta Adalet Partisi, yani Demirel'in partileri buraları kale gibi kullanabilirlerdi. Menderes'in meyvelerini senelerce yediler. Şimdi CHP'ye döndüler. O ayrı konu. CHP'ye oy veriyorlar sanki Menderes orada yaşamamış gibi. Ama şunu söylemek istiyorum. Çok fazla uzattım konuyu. Eskiden insanlar Osmanlı'nın tebaasıydı. Ve zenginler, makam sahipleri gerçekten o bilgisiz insanları kullanabiliyorlardı, ezebiliyorlardı, eziyorlardı. Çünkü öyle bir eşitlik, halk, vatandaş zihniyeti hakim değildi hiçbir yerde. Öyle bir şey yoktu. Çünkü hanedanlıkla yönetilen bir yerde öyle bir şey bekleyemezsiniz imparatorlukta. Bekleyemezsiniz dediğim bunu kabul ediyorum anlamına gelmesin. Elbette olmaması gerekiyordu ama o çağın gerekleri oymuş. Zenginler köle gibi küçük paralar karşılığında bu insanları çalıştırırlardı. Şimdi aydını bilen var mıdır yok mudur bilmiyorum. Tarif etmeye çalışayım biraz. Menderes Ovası geçer. Menderes Havzası'dır. Burası çok verimli topraklara sahiptir. Alüvyonlar getirirdi Menderes Nehri ve o yüzden çok bereketli pamuk olsun. Her şey arkadaşlar yetişirdi burada ve bu topraklara elbette Menderes gibi ağalar, beyler sahipti. Köylümüz zaten Menderes Havzası'nda yaşamazdı, yaşayamazdı. Çünkü bataklıktı zamanında, bataklıkmış. Yani sivrisinekler vesaireler işte ıslah edilmemiş olduğu için. Bir de halkımız bizim civarda, eskiden her yer genelde öyleydi. Hayvancılıkla geçimlerini sağladıkları için
dağlarda yaşarlardı, bayırlarda, meralarda gezdirirlerdi hayvanlarını. Göçerlerdi, kış yurdu, yaz yurdu diyerek, ama ihtiyacı olanlar, hakikaten fakir olanlar, paraya ihtiyacı olanlar, aç gözlüler, asker tipli insan olduğu için bunlar dağdan aşağı ovalara iner, buralarda çalışırlardı, tarlalarda çalışırlardı para karşılığında, artık küçük büyük para karşılığında. Menderes toprak ağasıdır. Bunu bilmeyenler belki vardır, çiftliği vardır vesairesi vardır. Çünkü toprak ağası şöyle toprak ağasıdır bildiğim kadarıyla, herhalde dedesi, babası, kimse. Asıl bunlar Konyalıdır. Konya'ya da Kırım'dan gelmişlerdir. Kırım Türkler olduğunu biliyorum. Yanlışsam düzeltin. Savaşta babası başarı kazanmış, babası veya dedesi. Ve Osmanlı hiç yapmadığı bir şey yapmış, buna toprak hediye etmiş. O yüzden o toprakların sahibi olmuş. Zaten dediğim gibi o toprakları ovaya kimse istenmeye yerlermiş buralar. İslah etmiş, imkanı varmış, bir şeyler yetiştirmiş. Pamuğu getirmiştir muhtemelen bizim yöreye. Şunu getirmiştir, bunu getirmiştir. Tarım. Yani büyük bir tarım yapmayı öğretmiştir en azından çevreye. Öyledir diye düşünüyorum. Tabii Menderes topraklarını dağıtmak istemiş, artık ne sebeple. Ya altından kalkamıyordu ya da seçim yatırım yapmak istedi. Onu bilemeyeceğim. O kadar araştırmadım. Her zaman için arkasında bir sebep vardır arkadaşlar. Sebep de menfaattir genelde. Bu köylülere, dağ köylülerine oradan tarlalar vermeye çalışmış, bedavadan dağıtmış, parası olanı parayla satmış, istediğinde gel paranı öde demiş, yani paran olduğunda, ürününü aldığında ödersin vesairesi. Birçoğu ödememiş diye duydum bunu anlatan amcam. Amcam, yani ihtiyar amcam, kendi amcam değil de bu kişi... Böyle bir teklif gelince bu kişilere hiç güven yoktu. Beylere, ağalara hiç güven yoktu. Bunun altından ne çıkacak? Bizim üstümüze mi yıkacaklar bunları? Yoksa biz çalışıp elimizden paraları mı alacaklar? Korkusuyla ben dağdaki dağ köyüne, köyüme kaçtım gittim. Almadım o dağıtılan topraklardan dedim. Tabii alanlar olmuş, kaçamayanlar olmuş, mecbur kalanlar olmuş. Ama onlar şu an için toprak sahibi, ben toprak sahibi değilim demişti. Yani o dönem dahi bakın en sevilen Menderes gibi kişiler güven kazanamamışlar, güven vermemişler. Çünkü zihniyet böyleymiş arkadaşlar. Ben bu hikayeyi anlatmak istedim. Niye anlatmak istediğimi ben de bilmiyorum ama dediğim gibi eşitlik, vatandaş vesaire terimleri Cumhuriyet tarihimizde o zamanlar dahi yerleşmemiş, yerleştirilmemiş. Halkımız da bunu anlamamış, anlatılmamış ve iktidar bunu kullanmış. İktidar dediğim sadece siyasi partilerden bahsetmiyorum. Kurumların başına gelenler, müdürler vesaireler, iktidar sahiplerinin hepsi o halkı kullanmış. Hala da kullanıyorlar bakın arkadaşlar. Hiç değişen çok fazla bir şey yok. Ama gençliğimiz şu internet çağı yüzünden, televizyonlar yüzünden, medya yüzünden. Gerçi medya, ulusal medyayı ben şey yapmıyorum, takmıyorum bile, öyle söyleyeyim. Ulusal medya görevini yapmamıştır arkadaşlar. Hala daha yapmıyorlar. Onun bunun tarafından yayın yapıyorlar hala. Hala onlar dahi eski kafalar. Allah'tan diyorum şu sosyal medya var, internet var. Ama onun tabii olumsuz tarafı var. Orada her türlü yalan yanlış var ama artık akıl vermiş Allah bize. Aklımızı kullanarak doğru bilgilere biz ulaşabiliriz. Bizim gençliğimiz pırıl pırıl, hepsi değil elbette, pırıl pırıl olmayanlar da var, yanlış yola gidenler de var. Artık yanlış yol kişiye göre de değişiyor biliyorsunuz. Pırıl pırıl, pırıl artık istiyor. Bakın CHP, muhalefet partisi eskiden oturduğu yerden oy alırdı. Artık şimdi bir şeyler yapma zamanı geldi.
marjinalleşti. Neredeyse benim gözümde marjinalleşti en azından. CHP hala daha Atatürk'ün meyvelerini yiyor. Maalesef Atatürk'ün partisi olmaktan zaten yıllar önce çıkmıştı. Ama insanlarımız kabul edemediği için Cumhuriyet Halk Partisi bu kötü duruma düşmesin diye artık ben de elbette öyle düşünürüm. İnsan sevdiği bir şeyin değişmesini, kötüleşmesini, başka bir şey olmasını kabul edemez. Öyle olsa dahi çok zor kabul eder. Yıllar alacak bu elbette ama marjinalleştiler artık. Bir yere kadar geldik. Ben CHP'li seçmenin birçoğunun sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum. Çok yanlış politikalar yaptılar. Bir kişiyi şeytanlaştırarak politika yapılmayacağını, aslında onlardan daha iyi bilen yok ama en büyük kötülüğü bu CHP'ye Kılıçdaroğlu yapmıştır. Zihniyeti değiştirerek, Atatürkçüleri atarak. Baykal da yapmıştır. Bakın Ecevit gibi bir adamı partide en büyük CHP'nin en yüksek oyunu alan bir kişiyi dahi yaşatmadılar. İşte CHP bu yüzden savaşmadığı için içinde, sadece kavga ettiği için, bak savaşmak, mücadele etmek farklıdır, kavga etmek, iktidar kavgası da yapmıyorlar, makam kavgası yapmak çok farklı bir şey. Kavga etmediği için marjinalleşti. Artık burada bu seçimlerde elbette dersini alacak. Bu seçimlerde biraz daha az olur, diğer seçimlerde biraz daha çok olur, onu bilemeyeceğim ama bir şekilde artık 20 yıl geçmiş, 20 yıldır aynı hikayeyi, aynı kişiyi şeytanlaştırıp sizler oy almaya çalışıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yapmak öyle, çünkü öyle bir gururlusunuz ki, çünkü halkı, vatandaşı hizmet etmeyi gururunuza yediremiyorsunuz. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bunların en güzel örneği, o zihniyeti çok güzel sembolize ediyor diye ben düşünüyorum. Bilmiyorum icraatları var mıdır o kişinin de, en azından medyadan gördüğüm kadarıyla, konuşmalarını izlediğim kadarıyla gerçekten çok böyle antipati uyandıran bir kişi. Ben kendi açımdan bakıyorum ve ben onu okuyabiliyorum. Çok narşist birisi, kendini düşünen birisi olarak ben görüyorum. Neyse, ben üşümeye başladım arkadaşlar. Videom burada bitirmek istiyorum. Çok da uzun olsun istemedim. İstemiyorum da. Zaten hasta olduktan sonra bu şimdiki videoyu uzun yaparsam gelecek günlerde videosuz kalabiliriz. Videom sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İzlenme sürelerine ihtiyacım var. Güç katın bana. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın diyorum.